Merhaba. Nasıl bir değişiklik olmadı ki? Yani herkes gibi. Öncelikle çocukluğumda neyle başladığımı hatırlayayım. Herhalde R&B hip hop dünyasıyla başlayıp yabancılardan Eve, Eminem ve daha bir sürü insan. Türkçe'de benim yaşıma denk geliyor. Hepsi grubu. Sonrasında tabii arabeskle zaten her Türk çocuğu gibi ailem dolayısıyla tanışmıştım arabesk müzikle. Sonrasında bir ara rock ve punk tabii ki lisenin başında, ortaokul sonlarında Bon Jovi'lerle, Guns N' Roses'larla tanıştım efendim. Sonrasında teknoya geçiş yaptım. Yani her müzik grubunu, dalını denedim, dinledim. Güzel olan ve kaliteli olan bütün müzikleri seviyorum. Var. Şimdi önemli an mutlu bir önemli an mı yoksa böyle travmatik bir önemli an mı? Travmatik'te Pink Floyd'dan Red şarkısıyla, şeyde de mutlu anımda da, gerçi o da trajikomik sayılabilir, Mochiba Enjoy the Ride. Anları anlatmayacağım. Bu soru benim için bir sınır barındırmıyor. Çünkü ben sürekli kendi kendime mırıldanıyorum. Her yerde. Sokakta, yolda, sette, her yerde. O yüzden hani beni tanıyanlar alıştılar. Hatta sette bununla ilgili şakalar da yapıyor ekip arkadaşlarım, sağ olsunlar. Benim bir parçam gibi. Plak çalmak çok istiyorum. O yüzden Rap Silent'la plak çalmak isterdim. Şöyle yeni keşfettiğim değil de, bu da benim huylarımdan biri. Ben dönem dönem şarkılara, belli şarkılara tutulup onu sürekli sürekli dinleyip sıkılana kadar sonra başka bir şarkıya geçiyorum. Bu aralarda iki şarkım var. Biri Little Sims'in Backseat, yanlış söylemediysem bakacağım sonra ismini. Bir de şey, Miyagi and the Panda, Free Man. Ay ay. Birçok şarkı ve şarkıcı. Türkçe'de tabii ki İzel. Hep böyle arabada giderken o sound'u hatırlıyorum bir şekilde. Başka Sezen Aksu, Haluk Levent, Serdar Ortaç tabii ki. Bunlar aile road triplerimizin vazgeçilmezleriydi. Yok. Olmasını istemezsiniz diye düşünüyorum. Yani şöyle, tabii ki belli bir ses aralığını çalışarak söyleyebiliyorum. Sesimin bir tonu var. Genelde caz daha iyi oluyor. Klişe olacak ama bu görünmezlik olayı güzel olabilirdi. Özel gücüm görünmezlik olabilirdi. Ve yanı sıra böyle Marvel'da Storm vardı. Havayı kontrol ediyordu sinirlenince falan. O olsun isterdim. O zaman da sanırım müzik olarak Pretenders, şey, Foo Fighters güzel olurdu. Evet, tabii ki. Bolca. Ama bununla ilgili belli bir aralığım yok. Yani o sabah hangi şarkıyla uyandıysam o duşa da sirayet ediyor. Bazı sabahlar gerçekten nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde arabesk müzikle uyanıyorum ve çıkmıyor kafamdan. Bilmiyorum, belki rüyamda görüyorum. Tabii sadece arabesk de söylemiyorum. Ağzıma ne takıldıysa onu söylüyorum. Hatta bazen eğer böyle hip hop, R&B, rap gibi şeyler melodik olarak kafama takıldıysa sözlerini söyleyemesem de mırıldanıyorum. Bu da yani evde biri varsa onun için eziyet oluyordur bence. Ya tabii ki öncelikle sorduğunuz şekildeki gibi hepsiyle. Ama şöyle söyleyebilirim, benim için yeri ayrı olan bir
proje var. Çünkü orada gerçekten yani her işte tabii ki ekip işi ama herkesin taşı elin altına soktuğu ve herkesin gerçekten bebeği olan bir projemiz var. O da LCV, lütfen cevap veriniz. Çok kolektif bir işti. Senaristimiz ve yönetmenlerimiz ve oyuncular ve bütün ekip gerçekten herkesin verdiği briefler dikkate alındı. Ona göre tekrar draft geldi, değişti. O da filmin bütün yapısını değiştirdi. Dolayısıyla benim için daha özel bir yerde. Şöyle ilham yani çok anlık bir şey ya. O anki duygularımızla da örtüştüğü zaman dolayısıyla bunun bir sürü cevabı var bence. Ama yakın zamanda olan bir şarkıdan örnek verebilirim. Dijlem Dijlem kendisi bir Gypsy şarkısıdır. Onunla evet bir ilham anı yaşamıştım ve bununla ilgili bir fikrim var. Yine tek bir şarkı değil. Tür olarak 2000'ler R&B, hip hop, Eve, Eminem tekrar söylüyorum. Bir de ben disco çok seviyorum. Disco benim moodumu çok yükseltiyor. Breakbeat, bu tarz müzikler dinlediğim zaman hemen kendime geliyorum. Bence roman havalarına şaşırırlar. İzmirli Taylan memleketlim. Kobra Murat ve Türevleri. Duymadığınız bir sürü grup bende mevcut. Yok. Yani benim kişiliğime hiç uygun değil. Sıkılırım, mümkün değil. 2 hafta falan belki dinlerim. 3, belki 4 ama sonra sıkılırım. Hiçbirini sürekli dinlemek istemezdim galiba. Evet. Ama illa bir cevap vermem gerekiyorsa sanırım gene böyle 2 beat olur, breakbeat olur, disco gibi gelse de sanki yani doğanın sesini dinlemeyi tercih ederdim o noktada. Müzik olmasa da olur gibi bir noktaya geçebilirdim. Ya guilty diye düşünmüyorum hiçbirini. Ayrıca da herhangi bir esere verilen emeği guilty kısmına da sokmak istemem. O yüzden buna illa cevap vereceksem eğlenceli bir şey olsun. Seda Sayan'da Billie Eilish'in bir mix'i var. O çok iyi. Açabilirim isterseniz. Hemen açıyorum. Hazır mısınız? Bir saniye. Bence bile bile duysa hoşuna giderdi. Bence yeterli. Africa Burn müzik festivali. Enstalasyonlar, sanat çalışmaları vesaire de var. Afrika'da bir çölde oluyor. Burning Man'in Afrika ayağı. İşte ben anladığınız kadarıyla böyle enler, bir kişi seçmek falan, burcum gereği de terazi burcuyum. Çok benlik şeyler değil. Dönemsel cevaplar verebilirim. Hamiyet Yücesesin bir şarkısını yakın zamanda dinleyip gerçekten ağladım. Çok etkileyici. Bakmıyor çeşmi siyah. Çok güzel bir şarkı. Musiki. Senem Güneş. She's my sister. Kendisi caz sanatçısı ve kendisinin ilk hayranı benim. Hangileri? Mochiba gene açarım. Fix. Crumbin açarım. Mariella en sevdiğim şarkısı. Türkçe de böyle bir dönerim 2000'ler pop hoşuma gider. Gene 2000'ler Amerika R&B olmazsa olmazım. Uzun yollarda genelde öyle şeyler dinliyorum. Hani özlem gideriyorum eski şarkılarla. Rahatlıyorum, eğleniyorum.
Öyle. Galiba Pink Food Path olurdu. Ama uzun düşündüm çünkü yani bu verdiğim cevap sonra gece uykularımı kaçıracak. Bunu da söyleyebilirdim, şunu da söyleyebilirdim. Şu an için kararım bu. Queens of the Stone Age. Üzüldüm yani. Yaşım gereği bunu kaçırmış olmak beni her seferinde üzüyor. Tabii ki gene bir sürü cevabım var ama bu biri. Hemen şöyle hızlıca bakayım mı? Oradan aklıma bir şey gelir diye düşünüyorum. Kışı buldum. Hem de tam uyuyor bence. Kış için bende kim var? Erkan Oğur'u seçerdim. Yaz için de hemen söylüyorum. Yaz için de Move Your Body. Küçükken piyano çalıyordum. Belki ona devam etmek isterdim ama kanun çalmak isterdim. Çok isterdim. Little Sims ve Color Show dediğim için herhalde gökkuşağı rengine benzetirdim. Renklerine yani. Ben bunu hala yapıyorum. Spotify'da müzik dinlerken 3 şarkı sonra benden sana, 5 şarkı sonra senden bana. Ve bunu bütün arkadaşlarımla, tüm sevdiklerimle yapıyorum. Bence çok eğlenceli. Bence ben bunun için bir liste yapayım. Oradan isteyenler bakabilirler. Tabii ki bir kaset doldurmak gibi kaset sınırlı şarkı alıyordu. Benimki daha uzun bir liste olacak. Ama öyle bir kaset doldursaydım karışık kaset zaten konsepte de gidecek şekilde her tarzdan ve her duygusuna hitap edecek. Dinledikçe her şeyde birlikte bir şey yani beni hatırlayacağı bir şey bulacağı ya da onu işte up yapacak gerekiyorsa hüzününe eşlik edecek şeyler seçerdim. Yani her şeyden bir şey seçmeye çalışırdım. Türk sanat musikisine mutlaka girerdim. Hamiyet Yüce Ses'e koyardım. Selda Bağcan koyardım. Türkçe pop'a girmek istersem oradan da 2000'lerden tercih yapardım. Set koyardım, koyabiliyor olsaydım. Dinlediğim güzel setlere eklerdim. Disco eklerdim. Tekno eklerdim. Her şeyi eklerdim. Bunun devamına listeden bakabiliriz efendim. Şunu söylemek isterim herhalde. Ruhunuza iyi gelen, kulağınıza iyi gelen, size iyi hissettiren bütün müzik türlerini dinleyin. Eminim ki zaten öyle yapıyorsunuzdur. Ama bundan dolayı da bir çekince hissetmeyin. Bence bütün müzik türleri çok güzel ve çok kıymetli. Zaten kendi dinlediğim bütün müzik türlerini de İş Sanat'ın Spotify hesabına ekliyor olacağım. Ve sizi büyük bir aralık bekliyor olacak. Her tür müziği koymaya çalışacağım sevdiğim. Yani roman havasından teknoya, caza, rock ve işte şu an aklıma gelmeyen bütün hepsini oraya koymaya çalışacağım. Bir karışık kaset oluşturacağım sizler için efendim. Teşekkür ediyorum beni hem ağırladığınız için hem de bizi izlediğiniz için. Sevgiler.